Dediğim gibi Türkçe altyazıyı ben sevmiyorum oyunlarda. Ki şurada menüde yazan siz görmüyorsunuz. Kamerayı şöyle alırsam. Ha, böyle yaparsam mesela ekler yazıyor ya. Ben bir tabak alırım gibi kendi kendime espriler yaptım. Her neyse, dediğim gibi ben sadece ilk oyundan kaşif oynayalım. Ekranda sürekli bir şeyler çıkıp bana yönümü göstermesin. Daha kaşif, daha ambiyansa, yani bu oyunu bir sevmeye çalışacağım. Çünkü ilk oyunu dediğim gibi o kadar da sevmemiştim. İlk oyun benim için 10 üzerinden 7'lik, çok da çok da böyle keskin olmayan bir oyundu. Açıkçası Horizon Zero'dan çıktıktan 1 ya da 2 ay sonra Nier Automata çıkmıştı. Ve Nier Automata benim için o zamanlarda Forbidden diyorum, Horizon Zero Dawn'ı ezip geçmişti benim için her konuda. Müzik, oynanış, dünya, karakterler vesaire. Çok dürüst olayım, ben oyunun şu hayvanların biyonik ya da mekanik olması konusu dışında Horizon'ı çok özgün yapan bir şey görmemiştim. Hikayesi de zaten, yani daha önce birçok Cyberpunk hikayesi de bile göreceğimiz bir hikayeydi. Ama dediğim gibi bu sefer gerçekten Horizon'a ön yargısız, bu oyun umarım çok daha güzeldir, çok daha beni etkiler, severim ve överim diye böyle bir ümitle atıldım oyuna. O kadar para verdim. All because of a terraforming system that's spiraling out of control. Ve dediğim gibi de sırf chat için oyunu Türkçe altyazılı yaptım. Only I have your genetic code. Umarım da Türkçe altyazısı gayet güzeldir. Dalga geçemeyeceğim türdedir. I've been searching for months for what I need. Direkt ilk oyunun devamını konu alıyor. The backup of Gaia, the AI you designed to control the system. Ve bir nevi de insanlığın yok olduğu, yeniden hayatta kalmaya çalıştığı bir evrende eski medeniyetten kalan kalıntılar, bu robotik canlılar da hayvanlar da aslında bir eski medeniyetten kalma. Ve Eloy kendi, ilk oyuna spoiler vermeden nasıl anlatabilirim ama, kendi genlerinden ötürü diyebileceğim, ötürü aslında bu cihazlara erişebilen, bu cihazları etkileyebilen de bir karakter. At the center, I see you, Elizabeth. Gerçi ilk oyuna spoiler veriyor ama yapacak bir şey yok Waiting artık. for me, even though you've been dead for a thousand years. You're the closest person I've ever had to a mother. Karakter tasarımı çok gerçekçi olmaya çalışırken garip mi olmuş ya biraz? And for a Don't moment, know. I feel whole. But it never lasts. Bilmiyorum ya, Eloy'un tasarımında bir gariplik seziyorum. Ebliklik seziyorum. Yani kendi çapında bir Mass Effect Andromeda'lık seziyorum. Böyle bir gariplik var. Dur abi, bir ikinci Dying Light 2 vakası yaşamayalım ya. Eyvallah, görseller falan tabii ki Guerrilla Games abartmış, bayağı uğraşmış belli de. The valley below is my only remaining lead. My last hope to find the backup. I'll do whatever it takes to get it. Ve dünyanın bu iklimini, bitki örtüsünü, yaşamını etkileyen bir nevi eski medeniyetten, insanlıktan kalmadığı cihazlar var. Ve Eloy da, ana karakter Eloy da kendi genlerinden gelen bir yeti sayesinde bunlara ulaşıp bu dünyayı eski haline getirmeye çalışıyor aslında. Forbidden West'in bir nevi de hikayesi bu. Ama direkt ilk oyunla alakalı şeyler de anlattığı için aklınızda bir şeyler şekillenebilir. So, what are we doing?
Must be urgent since you left so fast. Delving into ancient ruins? Yani seçilmiş karakter olmayınca ne yapacak yani? Ben mi olayım Horizon'da? Beni öldürürler direkt. Beni yerler. Both actually, but I should. Oh no. I've been dragging you a long way. It's okay. After everything you've done to help Lenora and my family, I swore an oath to help you, no matter what. Mesela ilk oyunda verdiğimiz karar vesaire gibi şeylerin bile öyle çok etkisi yoktu yani. Biraz Illusion of Choice'lar vardı ilk oyunda. Mesela bu oyunda Illusion of Choice olmadan Eloy'un zor kararlar vermesini ben isterdim. Biraz RPG öğelerinin olmasını isterim ben. Okay. But if you're going to come with me, you'll need to be able to see what I see. A focus. Never thought I'd get your second sight. I'll give you another one later and show you how to back up your data. Data. Information. Tabii Eloy dışında da hiçbir kimse bu dünyada teknolojiyi tanımıyor, bilmiyor. You see like this all the time? Sürekli bu şekilde mi görüyorsun? Çocukluğundan beri. Garip ama mesela insanlık, medeniyet hem çok primitif, böyle primal ama adam taktığı gibi de hep böyle mi görüyorsun diye, anlatabiliyor muyum? Hani bir o kadar da kafa açık yani, hemen kabulleniyor. Hadi belki Val böyledir de hiç muhafazakarlık falan yoktu o kadar yani ilk oyunda da. Hani unga bugunga yoktu hiçbir zaman. Sadece işte şey vardı, eski medeniyet çok günah işledi. Çok günah işlediğinden makineler yok etti bilmem ne, yani same post apokaliptik shit. Dediğim gibi ama benim bu oyundan beklentim ilk oyundan daha iyi olması. Daha iyiden kastım da açık dünya, kombat, hikaye, her şey. Geçen oyuna ben 7 vermiştim. Ve o kadar zaman geçtikten sonra da ilk oyun, yani direkt ilk oyunun aynısının devamı olmasını istemem. Çünkü bir tanesi PlayStation 4'ün ömrünün ortalarında belki biraz. Ya da yani evet midlife'da ortaya çıkan bir oyundu bir tanesi. Şimdi de PlayStation 5 çıkalı oluyor aslında, yani bir yıldan fazla oluyor. Adamlar bu oyunu yıllardır yapıyorlar ve PlayStation eksklüzif bir oyun bu. Yani Sony'den bir development kit vesaire alıp da hayvan gibi üzerine çalışan bir ekip. O yüzden aksine birçok yayıncının veya birçok insanın üzerine PlayStation eksklüzif oyunları ben çok daha sert eleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu konsol sattırmaya amaçlayan bir oyun. Yanılıyor muyum? Hani eksklüzif, sadece bu oyunu burada oynayabiliyorsun. O yüzden bizim konsolumuzu alın bir oyun aslında bu. Ve bu kırmızı artık çalılar bir şekilde etrafı öldürüyor. Sadece bir şeye bakacağım ayarlardan. Sanki çözünürlük öncelikli. Evet, 60 FPS değildi. Tamam. Abi bana tertemiz 60 FPS ver. Performans öncelikli. Benim televizyonum 4K değil. Heh şöyle be. Oh. PC'ye çıkıyor 2-3 sene gene tutan oyunlar. Yani bu yeni bir şey. Genelde çıkmıyor artık. Yeni çıkmaya başladı God of War vesaire. Şimdi Uncharted da geliyor. Ha belki bu da PC'ye gelir. Gelsin zaten, ben şey yapmıyorum. Yok ben niye boşuna PlayStation aldım o zaman demiyorum. Bu benim seçeneğim bunu almakta. Ama yine de hiçbir şey fark etmez. Bu oyun isterse Nintendo Switch'e gelsin. Sony'nin kendisini kanıtlaması gerektiğine inandığım bir oyun bu. Sony stüdyoları Sony'yi temsil ediyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bu oyunu başka bir PlayStation 5 oyunuyla kıyasladığımız zaman veya bu nesil çıkan aynı şekilde sert olması gerekiyor yani. Atıyorum Elden Ring'i 1.5 eleştireceksek bunu 2.5 eleştirmemiz lazım. Çünkü direkt bu oyun PlayStation 5'e özel yapılmış bir oyun. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Sadece görsel açıdan demiyorum bu arada. Yani sadece görsel olduğu anlaşılmasın. Her konuda. Bu direkt Sony'nin parasını basıp da konuştuğu. Her neyse. Sony dağıtıcı ama Guerrilla Games'in oyunu. İra biliyoruz zaten. Bunu bilmeyen var mı? Sony parası... Abi yani Sony parasını veriyor. Sony yaptırıyor. Sony dağıtıcı derken Bandai Namco veya Capcom gibi... Capcom değil aslında. Nintendo da böyle. Nintendo da gidiyor diyor ki bana Kirby oyunu yapın diyor. Veya onlar geliyor diyorlar ki biz Kirby oyunu yapacağız diyor. Para verin bize diyor. Sony büyük baba. Ailenin babası. Yani Take-Two veya 2K gibi değil yani bu. Bu oyunu Sony şey yaptırıyor, destekliyor, yaptırıyor. Sadece yayıncı değil yani. Sony bir producer değil. Peki artık Sony bunları ileride PC'ye getiririm, siz bu oyunları PC'ye de uygun yapın der mi? Bu yanıt vermesi zor bir soru bence. Bence içten içe demez. İçten içe bence insanları... Bence biraz bal ağza çalmak. Sony'nin oyunları 2-3 yıl sonra PC'ye getirmesi. Ağza bal çalmak. Neden? God of War yeni çıktı PC'ye. God of War Ragnarok bu yıl çıkacak değil mi? Elbette Türkiye'de olmasa bile dünya üzerinde bekleyemeyip de PlayStation alıp, alabiliyorsa alıp silah çarkımı açtım. Okumu da ürettim. Crafting sistemi gene aynı. Okey. Tabii bir yandan chat'e bakıp bir yandan tutorial'ı kaçırınca öyle kalıyorum. Tam öyle değil mi? Tam da öyle. Tam da öyle. İra. Sony'nin Sony ve stüdyoları var. Naughty Dog, Santa Monica, Guerrilla Games, Sony Interactive Japan vesaire de vardı veya Ahmet oyun stüdyosu. Santa Monica diyor ki God of War örneği diyor ki biz God of War yapmak istiyoruz. Sony diyor ki ne kadar bütçe istiyorsun, ne kadar satacak, nasıl bir oyun olacak? Anlatabiliyor muyum? Neden stüdyolar kapanıyor zannediyorsunuz? Ben yani niye Sony'den izin alıp da bu oyunlar çıkıyor? Guerrilla Games kendi parasıyla yapmıyor bunu yani. Sony hayır derse God of War çıkmaz. Bu kadar basit. Sony sadece Naughty Dog'un Uncharted veya Last of Us yapmasına Sony'nin emrettiğine inanıyorum. Ben çünkü en çok satan, en çok parayı getiren de belki onlar. Ki God of War da çok iyi gitti de. Kimi zaman da Sony diyor. Diyor ki bana bir Marvel Spider-Man oyunu yapın diyor. Belki Wolverine'i Insomniac bile yapmak istemedi. Sony diyor bana Marvel oyunu yapın. Marvel oyunları satıyor diyor. Her neyse devam. Yüce Tanrıca. Mesela şu sistem direkt aynı. Üçgene basıp etrafta ne var topla gibisinden. Direkt ilk oyunda da böyle. Etrafı yine R3 ile tarayabiliyorum. Kırmızı tilki. Tilkinin üzerine ünlem var da. Antik harabelerin girişini bul. Abi bu tilkide niye böyle kafasında bir ünlem var? Ben buna kilitlendim şu an. Ha şimdi çıktı cesedi incele diye. Bu sayrılık artık sayrılığın İngilizcesine bilmiyorum. Abi İngilizce oynamak istiyorum ben. Sayrılık ne demek ya? Buradan değişmiyor değil mi bir de? What the fuck is sayrılık ya? Şuna veba hastalık diyemiyorlar mı abi? Sayrılık ne demek? Oğlum Allah Allah. Ne biçim bir dil ya abi?
Yemin ediyorum insanın Türkçesi mi sorgulatıyor ya? Ulan kitap okumayan, şiir okumayan insan olsam, edebiyatla alakam olmasa kendimi suçlayacağım. Diyeceğim ki ben öküzüm, benim suçum. Ulan o kadar kitap oku, o kadar şiir oku, sayrılık kelimesi yani... Sayrılık peki. Peki. İlginç. Buradan mı gidiyorlar acaba? Yo. Hayır. Harabeye girişi bul deri de. Şuradan tırmanılacak yerler var galiba ama. Yo hayır, direkt bu taraftan. Peki. GG kim? Guerrilla Games'e ha. Guerrilla Games'in çevirisini kime yaptırdığını bilmiyorum. Yani firma içinde Türk yoktur diye düşünüyorum. PlayStation Türkiye mi karar veriyor çeviriye bilmiyorum. Makineyi tara, opsiyonel. Tabii ki tarayacağız. Beş çukurcu. Mafya ismi gibi çukurcu. Şimdi bilmeyenler için benim de hatırladığım kadarıyla anlatayım. Her böyle canavarın kendine has zayıf noktaları var. Tamam, yine ilk oyun gibi vurabiliyoruz. Mesela bunun sırtındaki şu, ne derler? Mesela şu zaten altın parlayan şeyler, bunların zayıf noktası denebilir. Bunları vurup kırdığınız zaman upgrade item'ı falan da düşüyor. Kombata girdim çünkü hem vuruş hissiyatını görmek istiyorum. Al abi hepsini. Bunlar craft gerekecek. Craftlarla zırh, ok vesaire yapacağız. Tuzak muzak yapacağız. Ve bir an önce kombatını da görmek istiyorum oyunu çünkü. Çünkü dediğim gibi benim en çok digleyeceğim konu bu oyunda ilk oyundan ne kadar değişmiş, ne kadar farkı var. Çünkü gerçekten ilk oyunu çok da böyle çarpıcı bulmayan birisi olarak bu oyunun beğenmek elbette istiyorum, o kadar para verdiğim için. Şu an DualSense'in pek bir olayı var mı? Sadece vibration geliyor. Tabii ki minik minik titremeler, işte çalıklarda daha tırtıklı oluyor titreme falan ama Returnal kadar etkileyici bir şey yok. Trigger bu mu? Yok. Çok az. Returnal bunlara daha çok uğraşmıştı galiba. Adaptive Trigger öyle şey değil yani. Belki başka silah da daha etkildir. Focus, bak mesela fokusu değiştirmemişler. Bu kulağımızda olan, etrafı taradığımız cihazı Aloy da ilk oyunda bir mağaraya düştüğünde buluyordu. Bilmeyenler için bir ufak ufak ilk oyundan taneler vereyim. Returnal bayağı iyi kullanıyordu bu olayı. Returnal'ı ben başka açılardan çok beğenememiştim. Returnal'da 7 falan verdim de. Returnal bayağı PlayStation 5'in her yeni özelliğini kullanmaya çalışan bir oyundu ama o açıdan. O açıdan takdir ederim yani. Vasat kombat, kötü kombat. Buna Mark Zuckerberg. Ben bir oyun sitesini inceleme yapmıyorum. Ben bir oyun firmasında çalışıyorum Japonya'da. Daha önce de Merlin Kazan'da çalıştım. Vasat ortalama demek değil, hayır. Vasat ortalamanın da altı demek.
dentist scan. Access denied. Credentials not recognized. Kötü ortalama aldık. Doğru, daha doğru. Hı hı. Başka bir şey var mı burada? Var var, ne varsa toplayayım. Antik halka demir külçesi. Mesela ilk oyunda tabii ki 60 FPS olmaması. TDK'dan baktım abi. Vasat Arapça, vasat 1. sınıf orta diyor. Peki, okey. De şu an Türk dili edebiyatı üzerine tartışmak istemiyorum ama vasat, yani bugüne kadar ben de birçok kişi de ortalamadan daha alt anlamında şeklinde kullan, yani hep böyle kullanıldığını gördüm ben. Ben de hep böyle kullandım. Çünkü ortalama yerine ortalama derim. Vasat onun daha altı. Ne kadar böyle argüing bir çete dönüştü burası ya. Abi yalnız makarna 5 dakikada kaynamaz. Evet, zamanla anlamı kaydı ve artık ortalama 6 için kullanılıyor. Evet. Ama orada bence Osa'nın söylemek istediği şey zaten ortalama 6 dedi. Cyberpunk'a diye düşünüyorum. Yoksa ortalama yazardı. Yani birisi o zaman sana ortalama insan dese alınmaz mısın? Eyvallah canım mı dersin Umut? Ben ne yapacaktım buraya? Enkazı inceliyoruz. O zaman arkadaşlar ben Osan'ı banlıyorum. Osan bizi birbirimize düşürüyor. Aloy, over here. I think I got something. Ben de normalde hiç Türkçe oynamam. Ben chat için oynuyorum işte. Çünkü biliyorum bazıları çıkıp diyecek ki abi niye oyunu Türkçe oynamıyorsun diyecek. It looks broken, but maybe we can repair it. Hook it to the debris and pull it out. That could work. Abi bu Val da bayağı mucitmiş o zaman yani. Bu anı bekliyormuş adam. Hadi Eloy'un kafayı çalıştırıp şunu şöyle kullanırız demesi çok doğal. Mucit gibi bir şey çünkü karakter de Val. Ya ben hatırlamıyorum ilk oyundaki Val'ı. Çok dürüst olayım. Akılda kalıcı bir karakter değildi Val. Şimdi sanki Ellie ve Joel'muş gibi de böyle çok şey yapmayacağım. Ben Val'ı hiç hatırlamıyordum. Tabii ki bir de karakter özelleştirmelerini görmek istiyorum ben. Bak bu menü bile aynı. Ama sanki daha fazla tree var. Bu kadar tree yoktu sanki ilk oyunda. Makinelerin efendisi. Şimdi bir dakika, efendisi derken erkek pronounla mı söyledi, lord mu dedi acaba, yoksa lady mi dedi? Yani bilemiyorum. Lord diyorsa sorun var. Nerede bu arada Eloy'un sakalları muhabbetleri vardı? Nerede Eloy'un sakalları? Var mı gerçekten Eloy'un sakalları? Makineleşmek istiyorum. Bu çok Warhammer 40K Mechanicus. Çekme halatı. Craft. O zaman bir makine şey, bir foto moduna girip alet üret. Foto modunu bir açıp bakmak istiyorum Eloy'un sakallarına. Nasıl açılıyor? Heh. Aa, dur ama dur, ışık çok karanlık. Ya tamam, bana tutorial verme. Dur şöyle iyice ışığa gidelim. Harbiden bakalım Eloy'un sakallı mı değil mi? İnsanlar boş mu yapmış şey mi? Dur oyunu yükle. Load game. Eloy.
Çok pardon. Abi fokus seçeceğim. Şu fokusu nasıl ayarlayacağız? Mercek bile koymuşlar. Var galiba, var var. Dur odağı ayarlayalım. Allah benim belamı versin. Neyle uğraşıyorum ya. Dur abi nasıl bir kamera bu? Var var biraz. Şurada. Oğlum benim bütün her şeyimde drifting mi var ya? Benim bütün her şeyimde drifting mi var? Benim bütün kollarım bozulmuş, bu ne ya? Ya neyse tamam, whatever. Var sakallı. Çekme halat. Arkadaş siz o muhabbeti hiç görmediniz mi internette? Eloy sakallı muhabbetini hiç görmediniz mi? Canım hayır. Oyun içi bir görseli paylaşıp bu ne ya sakallı kadın mı olur diye birisi laf ediyor. Zuckerberg çıktı. Yo hayır. Bulmaca dedi de. Okey şurada. Hıyya. Wow. That works. Yaptığımız halatla da güzel tırmanma double jump gibi mekanik eklenmiş oyuna. Hoş. Why not? Why not? Başka bir şey? Okay, yok. Yok herhalde. Okay, I gotta drop the ladder for Varl. Merdiveni indir mi? Where the fuck is merdiven? Ha şuradaki merdiven, okey. Abi şurada bir şey var ama bak, o benim dikkatimi çekiyor. Ya beyin bedava. Antik değerli eşya, alalım. Humans, Homo sapiens, us.
We have always pushed the boundary as explorers, pioneers, trailblazers. And now Far Zenith is taking the next leap into the future. That's why we're proud to have resurrected the Odyssey. When our governments abandoned... Son zamanlarda neden bu kadar Odyssey adında terimler var oyunlarda? Hep bir Odyssey duyuyorum. Hep. When the ship is complete, we will send the Odyssey and her crew where no one's gone before. The Sirius system. There we'll create humanity's first off-world colony. The Odyssey may take 300 years to reach it, but when we look up at the night sky, we'll know they're on their way. And in the words of our founder, the late Peter Chimbumbe, the truest form of immortality. Bu Peter Chimbumbe'nin yüzü görünmedi. Bak kesin bir sıkıntı var bu adamda. The old ones could fly through the sky? Between the stars? Well, yes, sort of. That ship, the Odyssey, it never made it to the other star. Something went wrong and it blew up. Spoiler verdi adama. Is that why Elizabeth gave them a backup of Gaia? For a colony? Error. Public presentation file corrupted. Member recruitment file available. Do you wish to reactivate? Yeah, reactivate. Let's see what else they had to say. Ben nedense bu tarz oyunlarda bir an önce bir özgür kalmayı istiyorum ya. Şu an mesela kitledi ve bize oturduk izliyoruz. Kitledi gene bizi yani. Bu oyunlar niye böyle hep bir ilk iki saat kitliyorlar bizi? Neden? Now you've seen what we're building here. Infrastructure to support the Odyssey's construction. A state-of-the-art data center to facilitate... Japonya'da Cubist adında bir oyun firmasında çalışıyorum. Meslek komutuna gerek yok ya, hakkında kısmını yazacağım bir ara. Çok duyurmak vesaire gibi niyetim yoktu da. Preserve your way of life beyond the concerns of Earth. Well, they were right about the world ending. Ahmet, kendin yapıyorsun şakayı, kendin gülüyorsun. So everything they said back there about the next step for humanity, it was all a lie. These people only cared about saving their own skin. Yeah, well, didn't work out for them in the end. Japoncam nasıl mı? Japoncam ne bir? Japoncam iyi, seni soruyor falan gibi. Yani firmada iki yabancı var. Biri Hong Konglu, biri ben. Eloy, nereden biliyorsun? Belki orada değil. J2. Yani J2 N1 aynı galiba. J1 N2 galiba. Abi bana şey sormayın yani. Sizce, işte bence drifting şöyle, ya bak sonra birisi çıkıp benimle tartışıyor, haydi yarım saat onunla tartışıyorum ben. Sonra bana arka çıkan birinin hoşuna gitmeyen başka bir şey söylüyorum, sonra onunla da tartışıyorum. Aynı anda 30 kişiyle tartışıyorum gibi bir şey oluyor. Daha dünün tartışmasının yorgunluğu var üzerimde. Ama drift, abi bu kadar basit. Eğer kolda bir sıkıntı varsa garantiye girmeli. Genelde ama drifting'in sebebi toz oluyor. Genelde. Genelde. Eğer toz değilse, mekanik bir sorunsa elbette değişmeli. Zaten kollar tozlu olmayan yerlerde saklanmalı. Çok iyice narinleşti çünkü bu cihazlar. Eskiden
Öyle değildi abi. Bir PlayStation 1 kolunu at kafana, adam döv, hiçbir şey olmazdı. Ben bunu nasıl açacaktım? Böyle mi açacaktım? Elbette sadece İngilizce yeterli değil. Çünkü Japonlarla hangi dil konuşacaksın? Vallahi yukarıda bir Capcom yazılanları gördüm. Street Fighter 6 duyurulacakmış diye de hayırlısı diyeyim ben. I've seen some things. Abi bana combat ver ya. Allamına kodumun solucanı seni. Keşke dövüşebilsek. O seramları öldüren de oymuş. Acayip tetikteyim şu an. Bunun İngilizcesi I'm rock hard baby değil mi? Vay da. Oğlum bir de bunlar zararsız kertenkele bunlar ya. Eloy ben isterim. Çünkü onları kesip craft yapacağız kızım. Kıyafet, ok, tabanca, bacak itemi, bıçak, sopa. Upgrade lazım. Çukurcu. Annemin bir tane müdürü vardı. Müdürü değil de şey, Milliyetin Bakanlığı'na çalışan birisi. Ahmet Çukurcu diye. Çukurcu deyince annem kesin böyle bir şey, travma yaşayacak. İlla stealth mi öldüreceğim? Come on! Yapma bunu be! Ben de böyle bir adamım. Tamamlanamayan ana görev. Yıldızlar bizi bekler. Yıldızlara gideceğiz ama stealth. YouTube'dan FF14 videolarını izliyordum. Saldınız mı oyunu? Ya bu aralar bunu oynuyorum. Her şeyi sürekli oynayamam. Her oyunu sürekli oynayamıyorum. Ya ne taşı ya? Şunun kafasını beynine saplayacağız mızrak işte. Öf. Sessiz saldırı. Boom. Çukurcu ara. Sen nerede öldürdün seninkini? Ya ama eğer FF14 oynamak istersen ve guild'a katılmak istersen de alırız elbette. Ama zaten çalışıyorum ve bir sürü oyun yeni çıkıyor. Onları da oynamak, bitirmek istiyorum. Doğal olarak. Sen nerede öldürdün ki seninkini? Ha burada, yalan söyleme bize. Lootlayacağım çünkü, bana ne? Buradayım. Neyse. Hadi gene iyisin be. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar God of War'a laf ediyordu. Bu God of War DLC gibi, hiçbir şeye benzemiyor gibi. Şu an ilk oyundaki animasyonları kullanmışlar gibi görünüyor. Fark yok gibi yani. Evet, Horizon'ı Dark Souls gibi oynayacağım. Hiç ok mok yok, sadece melee ve dodge ve parry. Şaka, yalan söyledim. I noticed you have a new look these days. Yeah, I know. FF14 her şeyi yaptık evet. Yani en zor modları yapmadım ama Savage vesaire.
Zaten yapamam ama Avrupa serverında oynuyorum ve Japonya'da yaşıyorum. Yani. Bossların tek atan saldırılarından yeterince zamanda geleceği görmem gerekir. Gameplay dair hiçbir şey sunmuyor konusunda God of War'a katılamayacağım. Ama Wicked Indie'nin dediği şeyi ben söylesem beni burada çarmıha gelirlerdi. Üzerime de mum damlatırlardı. Last of Us 2 oynadım, yayında bitirdim, evet. Abi evet. Bundan sonra ben chat'i kapıştıracağım, ben izleyeceğim abi. Çünkü dünkü muhabbetten de yani bana ben tartışınca insanlar takipten falan çıkıyor, alınıyor falan böyle. Anlatabiliyor muyum? Yani şey demem gerekiyor arkadaşlar, ben 4 yaşımdan beri oyun oynuyorum falan demem, biraz gövde gösterisi yapmam gerekiyor. Çünkü anladığım kadarıyla ve Türkiye'de böyle bir şey oluşmuş. Genelde yayını izleyenler, ya şimdi doğruya doğru, Türkiye'deki birçok Twitch yayıncısı çok derin oyun bilgisine sahip değil. Bu hakaret değil, olabilir. Beni de o kefeye koyuyorlar bazen ve öyle olunca ben delleniyorum yani. Sen kime ne ima ediyorsun diyesim geliyor. Onun ben neyse olsan. Aynen, sen hatırlamazsın muhabbeti. Sonra onu söyleyen kişi de şaka dedi ama kimdi, nickini hatırlamıyorum açıkçası. Mesela bayağı tetiklendim onda, sen hatırlamazsın lafına. Çünkü yani nereden biliyorsun ki benim hatırlayıp hatırlamayacağım, anladın mı? Bir de şöyle bir şey var. Bu da ayrı bir gıcıklık. Mesela birisi bir laf söylüyor, tamam mı? Atıyorum sen hatırlamazsın sözü. Ben triggerlanıyorum, kızıyorum, laf sokuyorum, diyor ki şaka yapmıştım. Abi bak, ben burada sizle konuşuyorum, oyunu oynuyorum, oyuna dikkat ediyorum. İngilizceyi Türkçe'ye çeviriyorum ve senin şakanı da mı anlamam gerekiyor? Anlatabiliyor muyum? Senin yaptığın ironiyi de mi anlamam gerekiyor? Ve ben seni tanımıyorsam, hadi mesela Kaju dese. Kim söylemiş? Kaju. Okey, Kaju'yu biliyorum. Osan demiş. Osan'ı biliyorum. Taylan söylemiş. Tamam. Ama adını bilmediğim birisi, tanımadığım birisi bana sen hatırlamazsın deyince ben de yarım saat evire çevire dövüyorum mesela. Bu nasıl Pokemon kanalı? Evet. Ben ona direkt küfür ettim ya. Git. Burayı terk ete getirdin resmen. Bloodborne oynadım ama Dark Souls'un reskinlisi gibi geldi. Üf. Ertuğ burada mı ya? Ertuğ bu yoruma var ya taşlar. No yani Elden Ring'e Bloodborne'un skinlisi desen anlardım belki de. Gerçi oynamadık Elden Ring'i ama Bloodborne'da reskin Blood Dark Souls demek büyük hakaret Bloodborne'a. Alakası yok çünkü. Hiç alakası yok. Bloodborne direkt apayrı bir dinamiğe, apayrı bir tempoya sahip bir oyun. Tek alakası da zaten bonfire'a oturduğun zaman etraftaki her şeyin dirilmesi falan. Tuzak mı yap kurayım? Bomba tuzağı. Taş. Yeterince kaynak yokmuş ulan işte. Patlayan macun. Patlayıcı macun. Pardon, özür dilerim. There. Explosive trap made. Okay. If anything walks into one of those, it won't know what hit it. Bu yaptığımız tuzakları tabii ki etraftaki robotlara vesaireye koyacağız. Özellikle boss fight'larda ve çok büyük canavarlarda çok işe yarıyor. Ertuğ da gelip selam verip gitti galiba. Sadakat puanlarını harcamak için seçenekler eklemeyi düşünüyor muyum? Ne ekleyeyim? Abi ben kombata da girmek istiyorum. Ben mesela ilk oyunda o kadar stealth oynamamıştım ya.
Gel gel buraya gel. Oho bu salak şey tuzağa gelene kadar gel aha da geri zekalı. Ups. Fazla vuruyorlar. En azından ne kadar vurduklarını öğrenmiş oldum. Bir de ben o bombayı direkt karakter yere bırakacağını tahmin edemedim. Ben şey zannediyordum, böyle okla atılan bomba falan zannediyordum. Sessiz saldırı. Çakal. Zaten var ya bir tane Twitch kalpazını bulsam. Hiçbirinizi tanımam, kapatırım kepengi giderim vallahi. Oh Bahamalara. Nasıl stealth ama? Bir şey söyleyeyim mi ya? Hotline Miami tekrar oynuyorum ve tekrardan %100 kasıyorum. Hotline Miami is the best ya. O kadar güzel oyun ki. Üçüncü kez falan bitireceğim galiba. Her şeyini yapıyorum. Bütün maskeleri topluyorum. Puzzle'ları topluyorum. Secret Ending'e ulaşacağım. Kapatalım bence Horizon'ı. Geçelim Hotline Miami ya. Ben de çok üzüldüm ya. Geçen Hotline Miami istenmedi ya bu chatte. Hotline Miami bilmeyenlere de şaşırdım. Hor görmedim şaşırdım. Allah Allah dedim. Ünlüydü bayağı 2011-2012 gibi. Harbi kapatayım değil mi? Siktir edelim Horizon'ı ya. Salak salak ne bu ya robot gerçekçi değil bu oyun. Bu ne biçim oyun ya böyle robot eşek mi olurmuş amına koyayım. Kapat bu Horizon'ı ya. Ya biz de ne yapalım biliyor musun? Bence Horizon'ı zaten Pinti Panda falan oynasın. Şimdi Horizon'da ben oynarsam Pinti Panda nasıl ekmek yiyecek değil mi? Aç kalır sonra. Yani ben zaten JRPG piyasası benden soruluyor. JRPG çıkıyor. Diyorlar ki Noldoist hangisini oynayayım? Noldoist bunun abini. Bana ne soruyorsunuz diyorum ben de. Bana ne? Horizon'a da oynarsak, Last of Us'ta biz oynarsak bu Pinti Panda'nın işi zor valla. Şeyin işi zor değil Easter Game'in. O zaten Twitch'ten o kalpazanlar tanıyor. Oyun o kadar şey ki hani sıradan ki şu an insanlara sallamaya başladım. Favori Final Fight oyunum ne? Fatal Fury oyunum ne? Favori Fatal Fury. That's a big storm picking up out there. Yeah. And they're getting stronger. And more frequent. İlk oyun da gerçi böyle biraz ağır başlıyordu da. Yalnız ben hızlı mı oynuyorum acaba? Bir şey kaçırmıyorum değil mi? Hayatta okumam o dosyayı. Daha dün tartışmasını yaptık. Hayatta okumam. Yani oyunu durduracağım. Defteri açacağım. Bunu okuyacağım öyle mi? İyi bu çok uzun değilmiş. Ya da bu mu uzun? Siktir git abi bunu ne ya? Manyak mısınız siz ya? Allah'ım daha dün bunun tartışmasını yaptık. Dışarıda robot T-Rex beni bekler. Robot balina beni bekler. Robot eşeklere bineceğim ben. Yayıncılık aynı soruları tekrar tekrar cevaplamaktır. Aynen öyle. Doğru. Hızlı mı oynadım acaba? Bazı collectible'ları kaçırdık mı ya? Ne demek okumak daha iyi dinlemekten? Ne demek? Olmaz, olamaz.
Siz beni triggerlamak için mi geldiniz lan buraya? Nathan Drake aradı beni. Diyor ki, "Don't do my jokes, Eloy. Haberin olsun." Abi mesela şu da bitmediği bir oyunlardan. İlla bir boka tırmanmak yani. Hep aynı şekilde tırmanmak. Ben galiba bu Horizon'ı gene beğenmeyeceğim ya. Oğlum ben şey mi insan mı oldum acaba böyle? Kel adam aksiyon filmi ver bana diyen insanlara mı döndüm ben ya? Last Jedi hoş geldin. Selma kim ben tanımıyorum ama hoş geldin. I'm missing something. Bir şey görmüyorum burada. Şuradan. Tam da Tomb Raider'ın böyle olması mantıklı zaten. Tomb Raider böyle bir olayı başlattan oyun. Tomb Raider zaten böyle bir oyundu. Tomb Raider başlattı bu tırmanma işlerini ta 90'larda. Bunu Tomb Raider'ın dışında belki Uncharted ya da bir Indiana Jones oyunu yapsanların da Kratos bile yapıyor artık ya. Herkes tırmanıyor bir yerlere abi birader. Xbox fanboylarına sormak mı lazım? There is no fanboy here. Burada fanboylara yer yok bu kanalda. Burada gerçek oyunculara yer var. Gözümü çıkarayım da rahatlayayım bari. Oyun o kadar sıkıcı. Hiç de benzemiyor var Elizabeth. Hiç de benzemiyor Elizabeth ile Eloy şimdi. Kimse kimseyi kandırmasın da. But she was one of the old ones. How can you be her? Because I wasn't born. I was made by a machine. It's why I'm motherless, why I was cast out as an infant. I don't understand. What kind of machine can make a person? Remember when I said the backup is like a set of instructions? It's more than that. It's called Gaia. And for a long time, she cared for the world until she had to destroy herself. Eloy'da bir bakışlarına var bence de bir evliklik ya. Me to bring her back. I'm the only one who can. In this place, it's my last hope. You once said the goddess spoke to you when you went into All Mother Mountain. Was that this Gaia? Yes, but she's not the goddess, or there isn't one. How can you be sure? It sounds like she anointed you with a sacred task. Bu oyun kafir galiba. I've had a lot of time to figure this out. Dünyanın en sıkıcı, en hype'sız Horizon yayıncısıyım galiba yani şu an. Herkesin bu oyuna salyası akıyor ya. Işın izleme ne demek ya?
Işın izleme ne ya? Ray tracing mi? Abi ray tracing'in de adı Türkçesi ışın izleme mi? Alper burada mı ya? Işın tarama. Aşkım bu akşam ışınları beraber izleyelim mi? We should keep moving. After you. Dondurucu bomba sapanı. Tamam, bunlar ilk oyunda vardı zaten. Down here. I think we're almost back outside. Good. Abi ben onunla dövüşmek istiyorum işte, evet. Buraya gel. Ya gene mi eşekle keçiyle dövüşeceğim ya? Ben gittikçe ben galiba yayın yapmayı yine bırakacağım ya. Abi yayın yaptıkça diğer insanların da fikirlerini gördükçe kendimi sorgular oldum ya. Kendi varoluşumu, kendi ağız tadımı. Allah Allah diyorum ya, insanlar bu oyuna çok ölüp bitiyorlar. Yani okey oynuyorum da ben neyi göremiyorum acaba? Yani ben nereden bakıyorum da göremiyorum onu diyorum kendi kendime. Eleştirmiyorum şu an oyunu. Tamamen kendimi eleştiriyorum. Yani ben o insanların görüp de benim göremediğim şey ne? Nasıl bir şey algımız ya da değer verme tarzımız bu kadar farklı olabiliyor falan diyorum. Yay ve etraftaki tırmanma alanları. Abi zaten her taraf sapsarı parlamıyor mu? Görüyoruz zaten her şeyi yani. İki tane oyun oynasan, Assassin's Creed ile Uncharted oynasan nereye tırmanacağını görüyorsun işte zaten yani. Bir şey taramaya gerek yok. Bence çok oyun oynamaktan bunlar. Birazcık az oyun oynasam, daha az oyun görsem üf falan derim de. Hiç beklentim yoktu ki benim bu oyuna. Benim bu oyuna hiç beklentim yoktu. Ben Horizon ilk oyunu da çok beğenmemiştim. 7 vermiştim. Ama benim için vasat bir oyundu. Hangi anlamda vasat anlayın bakalım. Ortalama mı, ortalama altı mı? Şafak Bey hoş geldiniz canım. Ciego Amigo işte öyle olmuyor ama ya. Öyle olmuyor. Kimse şunu demiyor yani. Abi bu adam çok oyun oynamış. Çok farklı oyunları oynamış. O yüzden beğenmiyor demiyor. Sen ne anlarsın lan diyor. Hoş buldum canım. Abi mesela bak, çok güzel bir mekanik şu. Bu mekanikle giden bir devasa canavara atayım o, ya anlatabiliyor muyum? Bu oyunda hayvan gibi aksiyon olabilir. Ama ben taş tırmanıyorum ya. Bana gidiyor diyor ki, anlatıyor ki Gaia, Hephaistos, bok püsür anlatıyor abi. Ya Allah Allah, Allah Allah yani. Abi koy bir tane devasa canavar fil, robot fil. Hırr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 
sanki God of War gibi olabilir yani mesela bu aksiyon. Kancam var, okum var, bir sürü garip garip cihazım var benim.
Ne yapıyoruz abi? Etraftan dal topluyoruz. 2-3 tane robota stealth saldırmaya zorluyor oyun. Ben istemiyorum stealth kapışmak. Gerçekten stealth oynamak istemiyorum ben bu oyunu. İstemiyorum abi. Zorlanayım biraz. Oyunu zorda oynamıyorum ama. Ya hele şu yaratıklar var ya, bunlar bayağı gerizekalı. Bunların hiçbir olayı yok. Hiçbir olayı yok bunların. Ulan kara çocuk, sen mi vurdun beni Black Panther? Bak mesela robotların bile neresine vurulacağım belli. Bir sürü heal'ım var. Dodge'um var. Yani bu mekanikleri kullanmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Tuzaklarım var. Bu kadar şey varken ben stealth yapamam abi. Ben yapamam. Craft. Bir de yanımda Black Panther var. Sopam var. Bir sürü şeyim var yani. Anlatabiliyor muyum? Bu oyun JRPG olsa... Bir de böyle bir şey de var. Case'e laf sokmuyorum da... Böyle argümanlar da aldım son zamanlarda. Sen zaten JRPG'ci adamsın. Bunu beğenmemen normal. Hayır abi, ben sadece Türkiye'de JRPG içerikleri üreten tek kanalım. Ben her tür oyunu oynuyorum. Her şeyi. Elden Ring'e kadar sık dişini. Abi Elden Ring de zaten küçük kalbimi kırarsa ben oyun oynamayı bırakacağım galiba ya. Ben bırakacağım galiba yani. Ki bak ben Elden Ring'e, bak ben hype'lı değilim. Ben hiçbir oyuna hype yapmıyorum arkadaşlar. Ben hype yapmayı seven birisi değilim. Ben Elden Ring'i de eleştiriyorum. Elden Ring'i eleştirince Elden Ring'ci arkadaşlarım beni, anladın mı? Ben ortadayım ya, ben Hazreti İsa gibiyim. Hiçbir köy beni sevmiyor. Herkes beni atıyor kendi köyünden. Siktir la diyor. Manyak, deli diyor. Abi RAM yetmiyorsa da yine de belki bir şekilde halledilir o iş ya. Shadow of Tomb Raider gizliliğe dayayan bir oyun ama evet. Üzücü olmuş Kaju. Aslında Shadow of Tomb Raider bayağı güzel. Yani senin stealth aramaman biraz tatsız olmuş yani. Yanlış zamanda oynamışsın oyunu. Ben beğenmiştim çünkü Shadow of Tomb Raider ama anlıyorum ne dediğini. Yanlış zamanda oynamışsın. Bana Sekiro'da olmuştu o mesela. En yanlış zamanda, hayatımın en zor, en fırtınalı, girdaplı döneminde Sekiro oynadım mesela. Çok yanlış bir durum. Sekiro'nun kendisi zaten bir yaşam savaşı, yaşam sınavı. Ya mesela çok net şunu söyleyeceğim, ben artık serbest olmak istiyorum bu oyunda. Ben craft'ımı yapayım, çıkayım, iki tane eşek döveyim, eşek süreyim, kaplanlara kafa atayım, kuşa kafa atayım. Yani... FPS düşmüyor ya, yok. Zannetmiyorum. Kaju, sana katılıyorum aslında. Abi frame drop oluyorsa ya benim internetim de iyi diyor. Twitch'tendir o zaman. Bence Shadow of Tomb Raider, bu Tomb Raider üçlemesinin en iyi oyunu. En iyi oyunu. Gerçek Tomb Raider oynuyorsun çünkü. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten Tomb Raider oynadık. Çünkü ilk iki Tomb Raider oyunu Uncharted'tı.
Shadow of Tomb Raider Tomb Raider'dı. Ben o yüzden çok sevdim. Böyle fikrimi belirteyim. Gerçek Tomb Raider öyle gerçekten. İlk iki oyun Uncharted klonu gibiydi. Hele ilk oyun berbattı. Abi FPS yayında düşüyorsa bilmiyorum. Benimle alakalı olabilir ya. 5000 bit mi ne veriyorum yayını? Onu mu arttırsam acaba? Oh Elden Ring. Yemin ediyorum yine Elden Ring'e kaldık ya. Ulan Miyazaki bir de sen beni üzme be. Üzmez herhalde. Paşam. Var ya Elden Ring'i o kadar ağır oynayacağım ki. Elden Ring'i var ya deseniz ki bana Elden Ring'i. Abi Elden Ring'de sadece yan içerik yapalım. Hiç main story yapmayalım. Hiç sen bize yayında spoiler gösterme. Dere tepe atlayalım. Yan içerik yapalım. Sen kas bir şeylere yapalım derseniz olur derim valla. Elden Ring'de ben eşeğime bineceğim katırıma. Dağ tepe koşturacağım. Dünyayı tanımak istiyorum ben Elden Ring'in. Karşıma artık ejderha mı çıkar? Ne çıkar bilmiyorum. Şafak sen niye böyle yapay zeka gibi yazıyorsun? Sen şeye dönmüşsün iyice. 216'ya. Suyunu sık abi. Bak mesela şu an DualSense'in ayarı çok hafif ve combat bayağı ilk oyunun aynısı şu an. Peki siz ilk oyunun üzerine ne koydunuz acaba? Bakalım, daha çok erken ama. Çakal. Seni gidi çakal. Seni gidi çakal bu gece de bende kal. Bu arada bir önceki konuda da ben tribe girmiyorum ama mesela bir yayıncı bir görsel paylaşmış ve demiş ki işte ya şöyle güzel görseller, böyle güzel görseller, böyle şöyle şöyle ve o bu yorumu yapan kişinin de oyun zevki var diye biliyorum ben. Var olması lazım bir yerlerde. Ben mesela gerçekten artık hiçbir şekilde görsellerden etkilenmeyen bir insanım ya. Çünkü yani okey çok güzel görünüyor olabilir. Yemin ederim benim bir tek görselden çok etkilendim. O da şu Matrix görsel demosuydu. Ama şöyle etkilendim. Abi yani ben gerçekten anlamadım hangisi gerçek hangisi oyun. Dedim kendi kendime. Ha, uykulu baktım belki yeni uyanıp izlediysem de olabilir ama whatever. O Matrix demosu harika bir şey. Ama yanılıyor muyum ya Horizon gibi bir oyunda da. Görsel diye delirmemek gerek. Abi bu oyunun bir hikayesi var, bu oyunun bir aksiyonu var, bu oyunun bir açık dünyası var. Hani sadece görsel diye delirmemek lazım diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum ya ben o kadar geride bıraktım ki görsellerden etkilenmeyi. Çocukluğumdan beri etkilenmem hatta yani üf ne görsel var be abi. Öf be abi falan diye. Çünkü oynanış, hikaye, işleniş, açık dünya bok çıkarsa bu görsellerin hiçbir önemi kalmaz. Görsel bir ana kıstas olmamalı oyunu değerlendirme konusunda. Bir alt metin, bir supportif sütun olmalı bence. Bu oyun eğlenceli mi? Bu oyunun hikayesi güzel mi? Bu oyunun gameplay'i güzel mi? Hikayesi nasıl akıyor? Oyunun temposu nasıl? Belki hikaye çok güzel ama temposu bok gibi oyunun. Onu da oynayamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Abi sadece narratif değil. Sadece narratif değil. Bak öyle olunca da bana birisi çıkıp şey diyecek. Abi sen yani anladın mı? Yine bak her şey ad hominem'e dönüyor. Yani ben İsmet olduğum için Horizon'ı sevmiyorum oluyor.
Değil abi. Ben daha ne kadar tarafsız yaklaşmaya çalıştığımı nasıl anlatayım yani. Dying Light'ta da aynı şeyi yaptım. Bunda da aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Ha, okay, tamam. Ben gerçekten Men in Black'e gidip diyeceğim ki abi benim oyun klasörüme bir reset atın ya. Of abi çok güzel ya demek lazım herhalde. Şu ağaçlara bak. Oo. Ananı sikeyim aşağı düştüm. Demon's Souls zaten technical demo gibi ya. Demon's Souls'a çok kasmışlar gerçekten. Demon's Souls'un en kuvvetli yanlarından bir tanesi ama sesleri. O atılan bir skill'in 30 tane sesi var. Kasmışlar, ses kasmışlar yani. Valla 1080 veriyor sözde ama bilemedim. Muhabbet kuşu. İskrasa hoş geldin. İskrasa ne kadar kibar bir arkadaş. Her yayına gelene nasıl olduğumu soruyor. Ka ka kakalin kakalin ne 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 ne. Year of the game. Murcielago hoş geldin. Ya yemin ediyorum Katamari mi oynasak ya? Hotline Miami, Katamari. Belki de benim her oyunu yayınlı yapmamam lazım. Bak mesela yani o kadar kötü bir sahneydik ki o. Anlatabiliyor muyum? Kim, aramızda kimse heyecanlanmadı o olayda. Herkes Eloy'un hiçbir şey başına gelmeyeceğini biliyordu. Uncharted oynayanlar zaten gayet şeydi. Hani ne derler? Uncharted zaten oynayanlar biliyor, geleceği görüyor artık. Ha, babaannem bile heyecanlanmaz bence yani. Ha, belki heyecanlanır babaannem. Ay kızım benim. Kızım dikkat et kızım yavrum falan yani. Babaannem de oyun biliyor aslında. Mega Man falan izledi ben oynarken çocukken. Ha, burada Eloy boynunu kırıp ölse ve arkadaki Black Panther olarak oynasak. Oha derim. Bundan etkilenirim abi. Vaa derim. Ama derim yaptığınız bir PR, bir pazarlama yalanı olmuyor mu o zaman derim ama vaa derim. Yemin ederim bir şaşırırım. Yine bunu zıplamalarını ayarlamak lazım evet. Tam böyle impact çarpmadan dojlamak lazım erken değil. Ben ilk oyunu platinlemiş miydim acaba ya? Galiba platinlemiştim ben ilk oyunu. Oba. Tamam oğlum.
Sanki. Abi TLO'da yapamadılar çünkü. Yanlış şekilde yaptılar TLO'da onu. Zone of Enders hakkında bir video canlı yayın yapmayı düşünmüyorum Taloşas. Hayır. Zone of Enders çıkalı yıllar oldu. Zone of Enders 2 HD çıkalı da yıllar oldu. Zannetmiyorum yapacağımı. Bir gün yaparsam zaten bildirilerden görürsünüz. Açık dünya Benten oyunu mu? Control console might be in there. Ha bu arada Last of Us muhabbetine de asıl vereceğim yanı şu. Ben zaten Last of Us'ta Joel'un olayını eleştirmiyorum. Joel'un başına gelen şeylerden literal olarak Ellie'ye geçmemizi eleştirmiyorum. Oyun Ellie'yi işlemiyor zaten. O kısımlar boktan. Keşke güzel işleseydi zaten. Benim verdiğim savaşın olayı o. Ben riskli demişimdir. Geçmiş yayın durmuyor ki, kanıtlar da yok. Ben Naughty Dog'un aldığı o kararı riskli demişimdir. The tower to find a way to disconnect them. Fırlatma kulesine tırman. Hep bir yerlere tırmanıyoruz zaten. Daha çok erken, çok erken ama oyunun genel temposu bu şekildeyse benden yine 7'den fazla puan alamaz bu oyun. 7.5 belki en fazla. Zannetmiyorum ama. Umarım ilk oyunda, çünkü temposu ilk oyunun temposuna çok benziyor şu an. Sadece o zaman Guerrilla Games yani daha güzel bir grafik ve yeni bir hikaye, yeni bir dünya ile mi çıkmış karşımıza? Bence bu kadar olmamalı. Bence ama. Oğlum mesela ya bazı şeyleri söyleyeceğim, yemin ediyorum kavga çıkacak ya. Oğlum Uncharted 4'ün falan bile görselleri daha sinematikti, daha çarpıcıydı, daha sinematikti yani Uncharted 4. Ve that's a PS4 game. Anlatabiliyor muyum? Ve ben Uncharted fanı da değilim. Mesela Nathan Drake ve Sully'nin tipi nerede? Şu Eloy'un tipi nerede? Yanılıyor muyum ya? Bak Uncharted dedim. Joel ve Ellie bile daha güzel görünüyor. Gerçi orası ayrı da. Herkes bilir bu Uncharted 4'teki araba kovalamaca sahnesini, halatla malatla falan. Sinematikliği bilir yani.
PlayStation 2'de oyun oynarken aldığım zevki PS4'da alamıyorum. Ah dublör Mike. Wicked Indie katılıyorum. Tırmanma mekaniği de güzel olsa keşke. Predetermined yerleri zıplayıp duruyoruz, doğru. Abi SCV muhabbetine ben de hiç sikimde olmaz. Hiç umurumda değil yani SCV muhabbetleri. Hiç. Zerre umurumda olmaz. Hiç. Bana ne sunuyorlar ve nasıl sunuyorlar? Ben buna bakarım. Neil Druckmann berbat bir şekilde sundu. That's my war. Benim Last of Us'ı eleştirme sebebim budur. Berbat bir şekilde Abby'yi sunmasıydı. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani Amerika'da bu oldukça büyük bir lifestyle, büyük bir trend. SJV ya da. Ki Social Justice Warrior'lık da değil. Bu dünyada sadece beyaz ırk ve erkek kadın dışında başka şeyler de var. Sadece bunlar yok diyor. Kaslı kadın da var, kassız erkek de var. Siyahı da var, gay de var, eşcinsel de var, transı da var. Bunları da öne çıkarmaya çalışıyoruz diyor insanlar. Social Justice Warrior dediğiniz şey başka şeyleri eleştirenler aslında. Bunun savaşını verenler. Haklı haksız, biraz pozitif ayrımcılık yapanlar. Bugün başka bir şey var mı menüde? Eolos, bu soruya çok yanıt vermemeyi tercih ediyorum ben. Çünkü yanıt verince menüyü beğenmeyip de gidenler oluyor. Nenin. Makineyi öldür canım benim. Sonunda ya. Bunun ağzına buz mu atacağız? Zincirleme tepki. Bayır neyi? Bayır çalısı. Salak tuşlara yanlış basıyorum. Ne abi, hidran mı? Bak ne kadar güzel bir kombata sokabiliyor bu oyun bizi isterse. Devasa robot boss. Pek sinematik değil ama gene fena değil. Şu mor alanlarına vurmak lazım da. Abi boss hiç yerinde durmuyor, hiç. Ha şöyle abi, sinematiklik yarattı ya. Taş girdi gözüme amına koyayım. Aç ağzını. Aç ağzını. Boss da hiç yerinde durmuyor yalnız. Ben gereksizle katılıyorum biraz. Boss'a küçüklerden daha az vuruyor değil mi? Hata bence daha biraz. Bence de biraz hata.
Bu neden böyle bir şey yapılıyor biliyor musun abi? Bu oyun yönetmenliği çakallığıdır. Oyuncuyu kuvvetli hissettiriyor ve kancayı tutturmaya çalışıyor oyun yönetmeni burada. Yani let me tell you the magic. Magic yani aha orada ip var dediğimiz noktadayız şu an. Daha önce bize oyunun mekaniğini öğretildi ama şu anda bize güçlü olduğumuz hissettiriliyor, anlatabiliyor muyum? Bak sen böylesine tehlikeli bir canavarı yendin. Helal olsun sana. Deyip genelde oyuncular işte kendini kaptırıp oğlum ne güzel fight'tı ya. Öf be falan diyorlar. Bence ben artık oyun oynamamalıyım ya. Bak boss orada ne yapıyor? Salak salak bir şeyler yapıyor anlat yani. Lazerli silah mı kullansak gereksiz? Fikrini alıyorum. Ben dalga geçmiyorum ya da tizlemiyorum şu an. Oğlum kocaman cool bir şeydi ya bu. Pinti Panda diyor. Ne diyor? Dying Light'ın final boss'unu bilmiyorum ya, bakmadığım için. Varmış lan işte. Aa boş yaptınız, varmış işte. Amına koyayım boş yaptınız, hepiniz hatersınız ulan. Neymiş adı bunun? Kaygan diş bobin atar. Eyvallah. İlk yetenek makinelerin efendisi mi olacağım ben? Binekli savunma. Parça kırıcı. Uzun süreli hack. Ben bineklerin efendisi olmak istiyorum. Fantezi nesnesi. Kaygan diş bobin atar. Ne? Bir daha söyle. Kaygan diş bobin atar. Ne? Umut Pinti Panda ne diyordu merak ettim. Dizayn güzel canım, tasarım güzel. Daha çok görmek isteriz böyle dişli yılanları. Tabii ki görmek isteriz. Ama ben etrafı araştıracağım tabii ki ilk önce. Gerçi ben buna platin kasmam ya, zannetmiyorum. Yani bitirir geçerim galiba. Ki aslında bu tarz oyunların platini kolay oluyor da. O bir sürü bobin atar. Kaygan diş bobin atar. Vay bir sürü her tarafta kaygan diş bobin atar varmış. Bilsem kullanırdım ben bu kaygan diş bobin atarları. Niye kullanmadım ki ben o kaygan diş bobin atarı? Ha? Ha, buna epic fight mı dediler? Abi ben... Ben oyun eleştirmeyeyim ya. Vallahi. Oğlum bunun nesi epic? Come on ya. Eğer bunu epic diyorsa Pinti Panda'nın PlayStation 2'deki God of War'u oynamadığına eminim ya. Eminim. Yo gayet beğeniyoruz ki Ungard.
Ha, King of Fighters oynadım dün, beğendim. Dövüş oyunları arasında gayet legit dedim. Why not dedim. Sadece AAA oyunlar fazla abartılıyor. Dying Light 2 inanılmaz abartılıyor. Ve ben Dying Light 2'de şu yorumları gördüm ya. Ve bunları yaparken şöyle yapıyorum. Ulan ben demiştim size amına koyayım. Bunu yapıyorum. Mesela sevdiğim bir takip ettiğim bir insan diyeyim. O da bir içerik üreticisi, web siteleri var. Şey demiş. Dying Light 2'yi co-op oynamasaydım hayatta oynamazdım diye. Arkadaşlar that means o oyun iyi bir oyun değil. Anlatabiliyor muyum? Single player ya da tek başınıza bir oyunu ben oynamazdım. İki kişi olunca sardık diyorsa o senin arkadaşınla eğlendiğin bir şey. Oyun eğlendirmiyor seni, anlatabiliyor muyum? Beraber bir şey yapıyorsunuz. Ondan eğleniyorsunuz siz. Hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bence insanlar çok hype'lı. Ve bunun kontrolası olarak hiç hype'lı değil olmayan birisi olarak çatışıyoruz. Savaş burada patlıyor. Taco, bu arada geldiğin için teşekkür ederim. Yine beklerim. Bence bu işin, savaşın sebebi bu. Ben hype yapmıyorum. Çok az oyuna hype yapıyorum. İnsanlar her gördüğüne hype yapıyorlar. Ve kavga da buradan patlıyor. Savaş buradan çıkıyor. Ama o içerik üreticisine laf etmiyorum. Yani sadece gördüğüm bir durumu anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. O içerik üreticisine laf etmiyorum. O kişi Dying Light çok iyi çok iyi deyip de sonra döneklik de yapmadı yani. Kesinlikle anlaşılmasını istemem hiçbir şeyin. Sadece ben öyle bir yorum gördüm dedim. Mesela ben Şafak'la pişte oynasam eğlenir miyim bilmiyorum. Şimdi yani bilmiyorum. Pişte oynayacağız, orada Keanu gelecek. Ya, anladın mı kardeş? Pişti mi oynuyoruz? Benim favori batı oyunum. Yani nasıl bir soru abi bu? Çok zor soru bu. Favori batı oyunum. Bir tane mi söylemem gerekiyor? Son... Vay! Son 5 yılda mı söylemem gerekiyor? 1 yıl mı söylemem gerekiyor? En favori batı oyunum. Abi en favori diye bir şeyim yok benim. En favori yok yani ama GTA Vice City severim. GTA Vice City severim. Red Dead Redemption 2 severim. God of War severim. Yani ben de oyun seviyorum yani arkadaşlar. Ben ucube değilim. Başka Batı Fallout New Vegas severim. Överim de Fallout New Vegas'ı her yerde. Baldur's Gate'leri oynadım yani. Hayır, ucube derin demiyorum zaten. Ben kendim yorumluyorum. Aa, Sifu. Sifu. Sifu ya. Fransız bir tane stüdyodan çık... Yok, Fransız mıydı Slow Cap? Sifu ya. Batı oyun işte Sifu. Hades, evet. Hades en sevdiğim oyunlardan birisi. Bak abi, Gaia da robot da zenci kadın çıktı. Siyahi kadın, pardon. Mesela ben bu kötü adam mı kim, Travis Tate, hiç hatırlamıyorum.
Fallout 2 oynadım, evet. Fallout 2'nin biraz övülme sebebi oyunun klasik olması denebilir bence. Hades ya, Hades'e taparım ben. Baldur's Gate 3 keşke konsollara gelse. Oynarım. Sanitarium, Planescape, Torment de klasik bunlar hep. Çok bir şey, çok net bir şey söyleyebilir miyim? Hikaye hiç umurumda değil yani. Eloy'un saçlar fırıldıyor ama. Yok lan işte Allah mallah. Din yok. Din yok, her şey yalan. Ah oğlum, bu da Allah diye geldi, yapay zeka çıktı. Ben Hades'i falan Dead Cells'den daha çok severim. Hades top notch ya, roguelike'ın. Top notch yani, doruk noktası. Supergiant Games'ten Allah razı olsun, ne diyeyim ki? Şu çok fenasın var ya, tersin çok pis ha. Bu daha başlangıç, yeni yeni ısınıyoruz. Come on! Come on, yes, oynamak istiyorum. Bak mesela Eloy'un tipi biraz garibimsi ama alıştım gibi. Yani çok eleştireceğim bir şey yok. Büyük ihtimalle fazla mimik kastıkları için bazen karakter böyle garip işler yapıyor. Ondan olabilir. Hala prologdayız, evet. Dead Cells de güzel de, Dead Cells bazen çok yoruyor ya. Hades. Ana karakterin biraz kilo almış olabilir, evet. Biraz etlenmiş, pıtlanmış. İşte SJV olmuş. Ben çok net söylüyorum ama bence Eloy'un tasarımı diğer Sony ekskluzif karakterler arasında iyi değil bence. Bence. Nathan Drake, Kratos, Ellie, Joel, hepsinin altında eziliyor Eloy. Bir tek belki Days Gone'daki o motorcu dayıdan iyi olabilir. Days Gone oynamadım. Ya ben Eloy'u beğenemedim yani hiçbir zaman. Bana çekici gelmiyor tasarımı. Hani tasarım olarak, estetik olarak. Öyle bimbo memeler popodan kastım yok, öyle bir şey. Vassas, the savior of Meridian has returned. You earned this welcome. You saved them. Not yet. In the name of the Sun King of Vard, a royal welcome for the champion. Murad, Aloy has an urgent matter to discuss. Dashain, that makes two of us. I've sent forth hunters for weeks. The Sunfall all the way to the Sacred Land, searching for you. Something happened at the Spire. Come. I'll show you. Yüzü biraz fazla sevimli görünüyor. Anaç biri gibi. Ben öyle bir vibe alamadım anaç ama. Adama bak, düştü herhalde Eloy'a. Tamamdır Emre, geldiğin için teşekkür ediyorum. Yine beklerim. Eloy'un heykeli dikmişler oraya. Oğlum ne gerek vardı? One night,
Götünüze giyeceğiniz don yok, heykel dikiyorsunuz. From Meridian, it looked like a trick of the lights. But those who were closer, atop the light, said it could not have been a reflection. Much to my dismay, they said the light rose up from the tower's base. From that, we left everything just as it was. What do you think happened? I don't know. The spire's supposed to send out signals, messages, for the terraforming system. But Hades tried to use it to wake up ancient war machines. I was sure I got the connection to that thing. Wait here while I check it out. Let us know what you find. Hades'in olduğu küreyi incele. Abi biz seni çok seviyoruz. En güzel indie oyunlardan birisin sen. Something was transmitted from the top of the spire. I guess I have to find a way up there. Hades. Kuleye tırman. Tamam da nasıl tırmanacağım? Tamam böyle, sakinim. Jump to that ledge behind me. Bak gene tırmanıyoruz bir yerlere. Allah'ım. Bu oyun tırmanma oyunu mu? Abi bana GTA gibi tırmanma oyunu verir misin ya? Abi bana Assassin's Creed gibi tırmanma oyunu verir misin? Kardeşim Horizon çıktı yeni. Nasıl oyun abi? Robotlara tırmanıyorsun. Güzel mi abi? Güzel güzel. İyi abi kaç para? 500 lira. Şuş abi. Fokusla. Looks like I can use my pole caster on that. Should be able to get up there now. I thought Silence was helping me when he gave me his lens. Tricked me. Transmitted something through the spire. Did he save Hades? Why would he do that? Well, if I can figure out where he sent it, I can track him down. Hopefully the transmission node at the top will tell me. Well, doesn't look like I can keep climbing this way. Hey? What the fuck? Buraya kadar tırmanıyormuşuz arkadaşlar. Kardeşim oyun 850 lira ama sana 840 olur be. Abi sen kral adamsın. Hep bunları yaşadım ben ya. Konsol oyun Taner. Neler yaşadık neler ya. Access lift activated. Okay. Engaging maintenance configuration.
Wonder what the Carja will make of this. Oğlum bir de muhafazakar bu dünyadaki herkes. Dağa mağa tapıyorlar. Böyle makinik... Oğlum böyle mekanik bir şey biz görsek götümüz atar. Allah'ın primitif insanı götü atmıyor mu yani? Ne garip primitifler lan bunlar. Böyle bir şey çıksa günümüzde bizim götümüz atar. Amına koyayım, Covid'i var, uzaylı istilası, robot istilası, bir bu eksikti amına koyayım diye başlarız Twitter'dan goy goy yapmaya. Keşke hikayeleri anlatsa bari. How could you be so reckless? Reckless. You're the one who tried to purge Hades before its precious knowledge could be extracted. The mysterious signal that woke it, for example. But why don't you take one of those Gaia backups you've been having such a hard time finding? Çok sert ve derin sesli siyahi abi. I've been having problems of my own these past 6 months, Eloy. The difference is I've made progress. So once your anger at my entirely necessary deception has faded, why don't you come out here and find me in the Forbidden West? Yasak Batı. Bu yüzden açık dünyaya şey yapmadı oyun. Demek ki burada hiç takılamıyoruz biz. Direkt Forbidden West'e gideceğiz herhalde. Abi gidelim ya. Yağmur tamlası is impressing. Yağmur impressing baya. Karakterin yüzündeki yağmur damlaları baya baya impressing. Abi o zaman bu açık dünyada ha bu kadar herhalde burası. Gerçi niye de bakıyorsam o kadar trafik kasacağımı zannetmiyorum ya. Mesela adam primitif ama dişlere bak inci. Benim dişlerimden daha güzel adamın. West is called forbidden for a reason. A tribe of ferocious warriors. Oraları Tenakht diye bir zalim kabile yönetir. Sınırlarına girilmesine izin verilmez. Under the Sun King of Ard, a fragile peace has been negotiated, and indeed, the next embassy will take place in a day or two on the edge of the frontier. Were you to attend the gathering under his auspices, the Tenakht might grant right of passage instead of hunting you. Tagging on sight. Great, just what I need. More killers. The Sun King. Bu Güneş Kralı da çocuk değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Eloy, it's good to see you. Evet, buymuş de. We never had a chance to properly thank you. Can we show the champion the spear now, please? It's a min. Quiet. It's true. Sen bir sus bakayım bacaksız. Decorum usually calls for a ceremony of offering at the palace. But I thought you would prefer a less formal occasion. Bring them, please. Avad, this is all very kind, but I... Who's it? Vinasha. Quick. Better hand them over before she runs off again. Really? Must you? O kadar umursamıyoruz ki verilen hediyeyi. Hadi abi verin de gidelim. Vallahi o mızrağın kaç damage'ı var? That's önemli olan şey. Try it on. That's beautiful. Çok güzelmiş. May these tokens remind you
our eternal gratitude. Çok güzelmiş. Evet. Perhaps you'd like to spend more time with your friends. Çok dürüst Marat. Marat sen Twitch açma kardeşim. Dürüst Marat. Dostlarına konuş. Kim abi dostumuz ya? We have no friend. Is that a statue of me? Eloy geri zekalı mısın? Şu kadar şeyin yanında heykeli nasıl görmüyorsun? I guess I should be flattered by the statue. It feels wrong. Especially my job's. The sculptor wanted. Ya kral. Kral boş yapıyorsun kral. Kral. Savaş yılları üf. Yıllarca çok savaş, çok büyük savaşlar verdik, çok kayıplar verdik. Bir ay sonra unutacağınız diyaloglar. No one gives a shit. Gittiğinden beri aklımı kuracağım bir şey. Sana vermem. You're not my type. Kırılma noktaları, duygusal tercih anları. Aa, bana ne söylemiş? Seks mi istemiş ben? Abi soruyu kaçırdık. Bir daha söyler misiniz soruyu ya? Şu an olmaz. Şaka mı bu? Benden ne istedi ki bu? Çok weird bakışıyorlar bir de ya. Eloy valla bizim topraklarda kahramanlarla krallar seks yapar. Düşünmesi bile güzel kralım ama yani olmaz. Şu an bunun sırası değil. Abi ne sordun ki bana? Ay Allah'ım ya Rabbim. Son kayıt ne ki? Mızrağın ucu. 23.40'ta. 2 dakika öncesi. Tamam. Of. Kendi kuyumu kazdım ya. Skipleyerek. Vallahi Eloy. Bizim töreye göre krallar şampiyonlarla sevişir biliyor musun Eloy? Vallahi yapacak bir şey yok. Ben mi derim sana kahraman ol diye? Sen oldun. Uf, gerizekalı ya. Ben gidip dünyayı kurtaracağım. Hades geliyor Hades. Hades. Kim geliyor? Hades diyor mu? Hades salak ya. Uf. Ya tamam kurtarırsın dünyayı ya. Ben kralım kral. Heykelini diktim nasıl olmuş? Dönüp dolaşıp gene şive komedisine dönüyoruz ya. Yani. Arkadaşım mı iyi o da gelsin. Ne yapayım abi? Hem oyun inceleyip hem oyun oynayıp hem de stand up yapamam yani. Onu yapsam buradaki her yayını parayla biletle kesip satardım. NASA dibe itemem. Mesela ben hiç hatırlamıyorum bunları, itameni. Sun King'i hatırlıyorum da. Dul kraliçe. Itemen, what do you say? My humblest thanks to you, great champion, for delivering my mother and me from Sunfall and for defending our holy city against the forces of shadow. Did I say right? You said it fine, Itemen. And you're welcome. Champion. Will you teach me how to shoot like a real machine hunter? Itemen. I have to go on an important mission, Prince. To save the world? Something like that. But when I come back, I could give you a few tips. It would be an honor. We owe you our lives, champion. Pala bıyıklı. Ben babayı hatırlıyorum. Kralı hatırlıyorum Sun King'i. Bir de işte o diye konuşan siyahi dayıyı hatırlıyorum. Çok derin sesli. Bakacağım şimdi kral ne soruyormuş. Kral kesin bizden pompa istiyor ya.
Abi bir de evrendeki tek kızıl da Eloy yani. Evrende başka kızıl yok. Görmüş cincir kızı. Kara kuru adam, Arap prensi. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Abi oyunu nasıl save ediyorduk biz ya? How do I fucking save this game? Abi evet, save nerede? Oyunu yüklü bu load game. Bu quick load. Neyse, kral ne istiyormuş? Çok hızlı. Heykeltıraş daha büyük bir şey istedi. İki katı büyüklüğünde altın ve mücevher kaplı. Ama sen istemezsin gibi geldi. Bilmişsin, tamam. Beni affet Avat, seni gördüğüme çok memnun oldum ama maalesef çok kalamayacağım. Anlıyorum. Şehirde hatta sadece bir süre vakit geçirsin diye ummuştum. Meridian için tehlikeli bitmedi ama bu çok daha önemli. Her şeyi açığa çıkarmak için batıya Tenak bölgesine gitmeliyim. Ulu Güneş, Tenak mı? Marat sana söylemiştir zaten. Yıllarca savaştıktan sonra kalıcı barış getirmesi amacıyla anlaşmaya vardık. Başka bir elçilik toplantısı birkaç güne gerçekleşecek. Savaş yılları. Yıllarca savaştayken Kızıl İstilalardan bahsediyorsun. Komünistler gelmiş. En sevdiğim konuda açıldı. Bilmem gerekmese konusunu açmazdım. Babam bütün sınır kabilelerini istila etmişti. Belki haberin vardır. Oseram, Banuk, Nora hepsi çok çekti. Ellerinden geldiği direnmeye çalıştılar. Ama hiçbir Tenak kadar mücadele etmedi. Ayaklanıp çorak ışıkta batı cephemize saldırdılar ve bizi püskürttüler. Kendiyle tekrar temas kurmak tabiri caizse çetrefilli bir süreçti. Bu elçilik toplantısı neden bu kadar önemli? Bugün de olduğu gibi misafirden ötürü önem arz ediyor. Heyetimiz Tenaklar ile çorak ışık sınırını bir araya gelecek. Biz hazinelerini vereceğiz. Onlar da karşılığında Faşyav'ı teslim edecekler. Esir almışlardı. En iyi askerlerimizdendir. Asker ha? İstilalardan biri mi? Yok öyle değil. Fasav kuzenim. Helis'te diğerine benzemez. Batı keşfine katılmasının sebebi durumu kontrol altına almaktı. Maalesef Sinavar Çönü'nün elleri üstümüzde kahramanca savunma yaparken yakalandı. O zamandan beri de ellerinde. İtemen çok neşeli. Onu gün yanından kurtardım. Mutluluğunu sana borçlu. Sağlam bir delikanlı olacak. Tabii taze zamanı gelince takacaksa öyle de olmalı. Tahtın ilk varisi onun olmayacak mı? Tabii onun için önce evlenmem gerek. Evet bak ben demişim. Marat bana asillerden talepli ayarlayıp duruyor. Ama her defası onları ister istemez bambaşka birine dönüştürmeye çalışıyorum. Ne olursa olsun tahta kazık çakmaya niyetim yok. Sonsuza kadar kral kalmam. İtemen büyüyünce emekliye ayrılacağım. Sıradan vatandaş olunca belki dünyayı gezerim diyorum. Ne olur bilemeyiz artık. Hatta macerada birine sana eşlik bile edebilirim belki. Tartışma kavga çıkmadı abi. Gitmem gerekti miydi kavga? Yola çıkmam gerek. Bekle Aloy, sana bir şey sormam gerek. Ha buradaymış, tamam. Gittiğinden beri aklımı kurcalayan bir şey var da. Hiç sırası değil. Sırası. Geçen gidişini düşünüyorum da seni bir daha ne zaman görürüm belli değil. Seni tuttum falan yok tabi ama şunu bilmek isterim. Görevini tamamladığında dönüp Meridian'da kalacak mısın? Birlikte vakit geçirip birbirimizi daha iyi tanımak için bize zaman tanır mısın? Ben sigara içebilir miyim ya? Düşünmesi bile güzel. Tam Game of Thrones Cersei modu değil mi? Tahtı da ele geçiriyoruz. Gerçek RPG. Ya kral bir gitmedin ya. Şu an bunun sırası değil. Avat boş yapma. Avat. Üstüne bir şey giy öyle gel bari ya. Ay umut verdik adama. You're right.
I'm acting like a fool. It's supposed to be the king who calls for a higher perspective. Please accept my apology. Başarı dileklerimi kabul et. Goodbye. As always, our hopes ride with you. Kulu Yako armoru gerçekten. Yok sana yok, değerli bizimki. Evrendeki tek zincir benim. There. Workbench. Who's it? Fanasha. Ben kim olduğunuzu hatırlamıyorum bile. Ne var ne yok? As tamam, baş danışman bilmem ne bla 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 dadılık yapıyor. Gölge Karya'nın akıbeti bla 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 bla. Who cares? Elveda. Elveda. Ben oyun oynamak istiyorum. Oyun oynamadan lore verilmez abi. Mızrak, şampiyonun mızrağı. Tamam. Okay. Master override installed. Plus, something new to store up and release energy. Resonator. Ben artık bu Forbidden West'e gidebilir miyim ya? Rica etsem. Hasret gideceğim dostlarım yok ya. Gitmem gerek. Kalmadı galiba. Daha ak ya yani fen normal. Standart. O elçilik görüşmesinde kesin bir boklar dönecek belli. Aksiyon çıkacak. Embassy will take place just beyond its gates. It's a long march, a fortnight on foot. A couple of days hard riding should get us there. Actually, it might be better to rest here tonight. Head out in the morning. Of course. I'll arrange it. Bu adam birine benziyor ama kime benziyor bilmiyorum. Biz bence bu Val'la sevgili olalım. Ha, Eloy kaçacak mı? Eloy'da bağlanma sorunları var. Oğlum gelecek ki peşinden senin Val bence. Val kesin peşimizden gelecek bence. Daha önce oyun yeni başlıyor işte. Artık bütün AAA oyunlar 2 saatte başlıyor galiba. İlk 2 saat diş sıkmaca. Hep bunlar zaten ilk oyundaki haritalar. Yine bunların tepesine tırmanıp harita açacağız kesin. Kesin yani. Müzik
İşte ben bunlarla dövüşmek istiyorum artık. Biz nereye gidiyoruz? Batı diye dağlara çıktık ya. Hani yasak Batı, Forbidden West bilmem ne dediler de yani kuzeye gidiyoruz biz bence. Değil mi? Kuzey orası. Alo yani. Ya bak bu yolculuğu biz yapsaydık keşke. Yes. Keşke. Bence de katılıyorum. Tatarları bulduk. Never seen anyone use one of those to get around. Is that how I get to Baron Light? Yes, I mean usually, but not today, not yet. And why is that? Well, the Daunt, the whole valley, it's infested with machines. Dayı, ben hallederim makineyi. Ben zaten bunu istiyorum. Oyunu oynamak istiyorum ben. Oh, I'm sure you can, but I'm under strict orders not to operate. Ya kim verdi emrini ya? Dayı buraya kaç sinematikte geldik biz. Senin emirden ne abi ne emiri? I didn't come all this way just to stand around and wait. I'll crank that car down myself if I have to. Well, but then who would crank it back up? Fine, fine. Dayı da keselim. Evet abi bayağı Moğol Tatar. Bak şöyle başlayacaktı abi bu oyun ya. Ha? Bak mesela oyun böyle başlasa ilk sahneden direkt bakın biz böyle bir görsel gelişim yaptık bu oyuna diye başlayacak. Anlatabiliyor muyum? Bak bu görsel dikkat çekici, çarpıcı. Burada gövde gösterisi yapıyor Guerrilla Games. Diyor ki bak diyor. PlayStation 5'in gücü ve bizim yeni yaptığımız oyun böyle bir oyun diyor. Şu görsel gayet güzel. Atmosfer gayet güzel şu an. Ama 2 saatte geldik abi buraya. Benim Dying Light'tan beri eleştirdiğim şey bu. Yani abi 2 saat... 5 saat sonra oyun açılıyor, 10 saat sonra oyun açılıyor. Yani benim anlatmak istediğim şey bir direction hataları var bu oyunlarda hep. Yarım saat sürmeli abi en fazla başlangıç. Yarım saat. Yok kral bize ödül vermiş ya. Who cares? Kim önemsiyor abi kralı? Yok kral, yok küçük çocuk Itamen bilmem ne yani. Hemen başla abi şöyle. Hemen başla yani yarım saatte en fazla bir saatte ne anlatacaksan anlat. Senin yasak batıya gitmen lazım. Yasak batıda işte bulma, aradığın adam. Hemen çat 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 başla oyuncuyu bırak. Çünkü biz oyun oynuyoruz. Biz bir film izlemiyoruz. Biz bir dizi izlemiyoruz. Sonra neyi ağır ağır anlatacaksan anlat. Ve insanlar Hideo Kojima'ya laf ediyorlar. Hideo Kojima 5 dakika gameplay sunup yarım saat cutscene veriyor diye. E abi hiçbir farkı yok bunların işte. Ya that lessens the insult, I suppose. I came here for the embassy at Baron Light. We are here at Synergy. Well, not with the valley infested. İşte ben o... Şöyle... Basıp geçmek istiyorum hızlıca. The sun priests, most precious and worthy of safekeeping. See? I can't. Scripture.
I shall head to Baron Light when the captain of the Vanguard tells me the way is clear, and not a moment sooner. Fine. Captain's a friend of mine, you know? Where is Erend? Wouldn't mind speaking to someone a little more action, a little less scroll. Afiyet olsun, Kaju. Studious Wadis. Studious Wadis sent Erend and another Vanguard out at daybreak to clear the way. And so at daybreak. Hey. Evet, kes bir sesini, kes. Yeah, said they checked the ruins on the left bank for tracks. Take it from there. Helal olsun Eloy. Yapmak istediğimi yaptın. Any way to upgrade my gear? I'll bet the Smith and James. Sadede gelin abi, sadede yani. As for the bristlebacks, you might want to craft some acid arrows. Hitting their canisters with those will take them down quick. Thanks. I'll find Aaron and I'll bring him back. Hey. Where do you think you're going? What? To the top of the ridge. To wait in safety. Sorry. Operator's under strict orders. No passengers till the whistle blows, right? That's right. Best start cranking. Why? Why? Jorf, would you kindly escort Studius to James Grape and wait for me there? You got it. I will find Erend, and I will help clear a path. But after that, no more excuses. Baron Light. Embassy. Ha şöyle Eloy ya, azıcık. Oh be! Eli maşalı sert kadın, güçlü kadın karakter ol ya. Oh be. Yemin ediyorum rahatladım ya. Geri zekaların çenesini, laklaklarını çekiyoruz ya. Herkes bıdı bıdı konuşuyor. Ulan de köylü de. Sıç ağzına ya. Ez bunları Eloy. Ezmediğin sürece bunlar tepene çıkar senin Eloy'cum. Şu tipe bak ya. Elder Scrolls kaçkını pezevenk. Ha şöyle ya, oh be. Vallahi rahatladım ha. Yemin ediyorum rahatladım ya. Fast travel noktası açtık. Aa doğru doğru, boyunda kayıt böyle değil mi? Doğru doğru, okey. Tamam. Varmış bu oyunda hayvanlar. Neyin robot hayvan? Romantizmi yapılıyor o zaman. Bunları mı temizleyeceğiz abi? Bunları temizlemek var ya 5 dakika mı alır? 5. Be. Horizon bu abi işte. Horizon lak lak oyunu değil yani. Herkes lore more diyor bu oyuna da. Bu yani Horizon. Bak mesela bu işi şey de çok hızlı yapıyordu. Çok güzel başlıyordu. Ghost of Tsushima'da. Ghost of Tsushima'da çok güzel başlıyordu ve böyle oyunlar oynadıkça Ghost of Tsushima gözüme daha da değerleniyor benim. Ghost of Tsushima'nın tek eleştireceğim kısmı özelleştirmeleri çok hızlı bitiyordu. Yani oyunda biraz böyle bir zorluk, denge sıkıntısı vardı. Gameplay sıkıntısı vardı. Yani bir süre çok güçsüz kalıp birden çok güçleniyorsunuz ve upgrade yapacak başka hiçbir şey kalmıyordu. Öyle bir sıkıntısı vardı onun. Makinelerin hack kalma süreleri uzar. Okey. Bir dakika ne? Oyun mu takıldı? Ha yok ha. Makine hasarı. Hacklediğim makineler daha fazla hasar verir. Daha hacklemeyi açmadık ama galiba değil mi ya? Casus ne? Sessiz saldırı artı. Bu ne? Etkili ilaç. Daha fazla ve daha hızlı iyileştiriyorlar. This is needed. Bu lazım. Oh abi ya. This is... Nihayet abi. Nihayet ya.
Nihayet. Horizon bu çünkü. Bak bak bak, manyak geliyor arkadan. Abi bu, this is it. Bu anlar ama 2 saat sonra olmamalı bence. Olmamalı 2 saat. Olmamalı. Bak tribe girdi o. Uf, tam gözünden mi vurdum onu? Daha bir de bir sürü ekipman açılınca daha da keyifli olacak. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya, geyik misin nesin? Antilop. Aa, beni takmıyor. Korktu mu lan? Abi seni keseceğim çünkü malzeme düşüyor senden, haberin olsun yani. Kişisel bir şey değil bu. Haberin olsun. Seni kesip zırh mırk ok mok yapacağız yani, hiç umurumda değilsin yani. Envanterinde artık bir bobin bulunuyor. Bobin rün mü yani, bu mudur bobin? Bu chatte bobin var mı? Bobinler, leşçil hurda. Yeee. Bak yaban domuzu var burada, yaban domuzu robot. Bobin. Inductor. Ateş kök boynuzu bölgesi. Bak bilinmiyor. Bilinmeyen yer varsa bilelim o zaman. Horizon bu abi, bu işte bu Horizon. Oraya oradan gidiliyor mu ki? Yol yok sanki. Şu haritadaki kırmızı X'ler de bayağı Death Stranding'i anımsatıyor yalnız. Yaban domuzu bey. Yukarıda bence o soru işareti ya. Dağda yani bayağı. Böyle çıkamam. Evet, merhaba arkadaşlar. Yine bir Noldoist TV ile speedrun'a girmiş bulunuyoruz. Tırmanıyorum. Hadi Eloy. Aa, keçi gibi tırmanıyorum amına koyayım. Meee. Şimdi sıçtık. Aa, tırmandım gerçekten. Acı yaprak. Esrar mı bulduk? Oğlum gidiyorum ha. Şaka maka gidiyoruz gerçekten. Ve takıldık artık. Tamam, burası çok dik. Okey, tamam. Buglayacağım birazdan oyunu. Böyle bir glitch bulacağız. Yok, okey, tamam. Okey, tamam. Fazla zorladık. Yine de güzel bir denemeydi bence. Güzel bir denemeydi. Düşman mı? Nerede abi? Beni fark etmeyen düşman. Ha, şu şeyler ya, ama zincir çiziği. Bu ne? Sabır sınırı. Eren'in son görüldüğü yer. Bak buralarda da var hep soru işaretleri. Gidip bakalım ne... O da... Assassin's Creed kulesi bulduk orada. Öldün mü? Sen tek yedin ha.
Tamamdır Umut, görüşürüz sonra tekrardan. Geldiğin için teşekkür ederim. Abi oraya nereden, nasıl tırmanıyor ya? Okay. He? Beş dakika kombat, 15 dakika tırman. Bir şey söyleyeyim mi ya? Bence... Bence benim çok çok fazla AAA oyunlara saplanmamam lazım ya da böyle çok popüler mainstream oyunların yayınını yapmamam lazım. Kendime bir yasak getireceğim galiba. Ya Elden Ring'i saymıyorum. Ya yani Elden Ring'den daha mainstream mesela Horizon. Mesela Last of Us gibi. Gerçi God of War'un da yayınını yapmak isteyeceğim illa ama Ragnarok çıktığı zaman. Bu konuda kendime bir kural koymam gerekiyor. Niye biliyor musunuz böyle şeyler söylüyorum? Abi benim canım hatlanmayı mı oynamak istiyor ya? Yemin ediyorum hatlanmayı mı oynayasım var? Hatlanmayı mı, Katamari? Vallahi billahi bak şaka yapmıyorum. Gideyim hatlanmaya mı yine %100 bitireyim. %100 bitirmeden kastım da işte bütün maskeleri bul, puzzle'ları bul. Hatlanmaya mı tanıt. Tanımayanlar varmış ya aramızda Taylan hatlanmaya mı? Tanımayanlar, bilmeyenler. Dijitürk anteni bulduk. Sabah merceği. Buranın olayı bitti değil mi o zaman? Gerekli alet yok, aynen. Şurada bir yer var. Buraya. Aynen. Buraya işaret koy, buraya da. Ha, hızlı seyahat de item'la yapılıyor değil mi ya ama? Oradan düşsem ölür müyüm? Ölürüm sanki. Katana Zero'yu oynarken duymuştum ben de. Bu ne ya? Bunu sona mı atacağız? Ne bu? Bir şey söyleyeyim mi? Hotline Miami Katana Zero'nun falan babasıdır yani. Hotline Miami birçok indie oyunun babasıdır. Birçok oyuna da ilham vermiş bir indie oyundur. Muazzamdır yani Hotline Miami. Biraz şaşırıyorum ya. Tugaycan beni yanlış anlama da 2011-2012 yıllarında çok popülerdi oyun. İnanılmaz popülerdi yani. Indie oyun ne demek onu öğretti mesela bana falan. 17-16 yaşlarında oynadığım zaman ben. Ya indie oyun kelimesini Hotline Miami ile öğrendim ben. Aa bu indie oyun ne demek falan diye. İndi oyun yoktu çünkü muhabbetler çok azdı. Spelunky falan vardı belki konuşulan. Ama indie oyun diye bir şey. Abi işte iki adam yapmış oyunu. Devolver Digital'i tanıdık. Papers, Please daha sonra çıkması lazım ya. Papers, Please daha sonra Hotline Miami'den. Papers, Please belki 2013 falan mıdır acaba? Ben Paper Please çok sevmem de bilirim yani.
O kadar sevmem ama beni biraz yoruyor. Yani çok sabırlı oynayamıyorum. Ama Hotline Miami'de bin kez öleyim. Bin birinci kez ölmemenin heyecanıyla oynarım. Hop yemezler onu. Sen çünkü başka bir şeysin sen. Sen çakalsın. Bir şey söyleyeyim mi? Combat bayağı ilk oyunun aynısı şu an. Bayağı. Yani ilk oyunu oynadığım için de kafa atsam da zorlanmıyorum o yüzden. PS Vita'da oynadım. Zaten oynarsam Xbox üzerinden oynayacağım. Kontrolleri aynı. Ne oldu? Ne bağırdı öyle ya? Ha sen bağırdın. Rahat oynanıyor mu? Yani biraz alışman zaman alabilir ama bence çok da zor değil. PC ile konsol kontrolleri arasında artlar eksiler var çünkü. O 4 level oldum. Yetenekler. Avcı. Odaklanma plus olabilir. Hızlı tuzakçı. Çarpıcı patlaması. Bu da iyiymiş ama galiba bunu alacağım. Daha fazla bu slow motion veriyor. Thank you. Heavy machine gun. Yağmala babam yağmala. Leşçil hurda yığını. Bitmiyor ki bunlar. Benim cephane yok. Öldü mü o? Öldü. Gerçekten Hotline Miami geçesim var ya. Şaka yapmıyorum. Yani biraz Hotline Miami oynayıp belki sonra Horizon'a tekrar geri dönerim. Bugün bilmiyorum veya yarın dönerim ama. Asıl ben Silent Hill serisi de yapacaktım. Yalan oldu Silent Hill. Silent Hill 3'e girişecektik. Atlanmaya mı? Bugün bitiririm bile ben belki yani. Kassam biraz. Size binilmiyor mu ya? Mü inekler. Mü koş lan. Miners. Looks like they're in some kind of trouble. Ne oldu madenci? Ustabaşı, ustam. Corvin? Not now. Ne oldu dayı, ne oldu?
Her yere su bastı. Patlama. Adamları hala orada. Tamam. Ne oldu? Bir şeyin var mı? Yok. Tamam. Kaç kişi var? Eyvallah. Vahamet. Gotta find those two miners, quick. Türkçemizi koruyalım derken de Araplaştırmayalım Türkçemizi ya. Ne dersiniz? Vahamet. Bu Türkçeyi korumak olmuyor bence. Türkçeyi daha da Arapçalaştırmak oluyor. Hello? Can anyone hear me? Biri over here diye bağırdı ama. Vahamet. Vahamet belki adamın adıdır. Ahmet gibi, Mehmet gibi. Vahamet. Tamam. Siz burada gayet güvendesiniz abi. Ben öyle birisiyim Star Runner. Orijinali ne diyorum hep. Ben biraz öyle birisiyim. Hep bunun orijinali ne ki falan diyorum. Water started flooding the place as quick as I drink ale. I barely managed to drag us here. So something's keeping the water inside the tunnels. What are you thinking? I've got an idea. Are there more explosives? Are you crazy? Yeah. She'll still be some up top, but you'll need these fuses. Are you crazy? You can't move, and I'm not leaving you. It's not like she can make things worse. Çok ilginç isimler duyuyorum. Abi belki Türk değildir ama call center'da çalışıyorsan öncelikle sana inanılmaz kolay gelsin dileklerimi iletmek istiyorum. Dünyanın en iğrenç en iğrençten kasıt da şu. En zor sınır sabırsın deneyen ve insanların büyük ihtimalle küfür ettiği, saygı duymadığı bile bir iş yapıyorsun. Gerçekten sabırlar diliyorum sana. Ne küfürlerle karşılaşıyorsun belki, ne saygısızlıklarla karşılaşıyorsun. Çirkinliklerle karşılaşıyorsun yani. Çünkü insanlarda o call center'daki insanın zerre suçunun olmadığını bilinci yok. Ben nasıl tırmanacağım ki? Bu mesela bayağı bir Tomb Raider bölümü gibi. Orada da merdiven var. Peki. Araba orada, okey. Aşağıdan falan mı? Yok hayır, aşağıda hiç şey kullanamıyorum. İple bir iş var mı? Ben mi göremiyorum ne yapmam gerektiğini? Evet, ben göremiyormuşum. Bir de kaşif modunda oynuyorum ya, hiçbir indicator da yok. Daha immersion, mah immersion yaşayalım diye. Ama amına koyayım yani, Eloy.
Gondro tek diyeceğim kolay gelsin. Tek diyebileceğim. Yani Türkiye'de call center yapmak gerçekten deliliğe giden yol. Yani telefondan sana Cthulhu fısıldasa şaşırma. Daha vardı, o nerede? Ne yapıyor? Ha. Çukurcu. Çukurcu da Digger mı? Herhalde. Bunlar şey gibi biraz. Çevirileri. Bates Motel Pro'nun kötü çeviri videosu var ya, da kötü telaffuz şeyi videosu. Onun gibi biraz. Digger. Çukurcu. Neymiş bu? Explosives up on the track. Just need to get across somehow. Might be a good idea to drop that ladder. İyi ki merdiveni indirmişiz ha. Metre bilinmiyor mu? Ne o bilinmeyen? Hayırdır yeğenim, neyi bilmiyoruz? Takıldı o, onu gördüm ya ben. Hayırdır kardeş, neyi bilmiyoruz? Bence o dışarıda başka bir yerde ya. Tabii tabii, baksana. Alakasız bir yere götürüyor gene, tamam. Okey. Vurmam gerekmiyormuş. Ulan daha yarılsa, aşağı düş, ölsek iyice. Eloy.
Nasıl hesabını vereceksin? Bekçi Çukurç. Weird names ya. Weird çeviriler. Watcher Digger'dir o da. Ya da biz iyice özenti bir millet olmuşuz. Kendi dilimizden çekiniyoruz kardeşim. Yok lan işte tahammülüm yok lan. Çukurcu lan işte. Çukur kazıyor amına koyayım. İlk taş mı desinler robota, ne desinler? Pardon, tahammül değil, takat. I'm sorry. Doğru. Arkamdan dedikodu mu yapıyorsunuz lan? You did it. I thought you blew yourself up. You did it. Are you two okay from here? I can get this idiot down. Don't you worry. Thanks, kid. Soru işareti nerede abi ya? Bak solda da var bir tane soru işareti. Oğlum ben takarım böyle şeyleri ha. Tıkalı yol. Ya manyak mısın ya? Tıkalı yola soru işareti koymuş. Hasta mısın birader? Çukurcu çukur izliyorlar. Of. Acı. Acıyor. Osan 2 saat sonra açıldı yani. 2 saat sonra. Ben şu an side quest falan yapıyorum. Buradan tırmanılmıyor peki buna. Ama çok dürüst bir şey söyleyeceğim. Hotline Miami geçeceğim galiba. Abi bu soru işaretine oraya nasıl gideceğim ben? Aynen öyle, klasik açık dünya oyunları gibi, aynen öyle. Abi oraya... How the fuck do I go there? Yerin altında görünüyor. Oğlum ben takarım bak, benim pisim pistir böyle konularda. Kafayı takarım ben. İşin kötü kısmı ters tarafa yürütüyor oyun beni. Yarabbim ya. Peki buradan mı gidiliyor? Evet. Galiba. Yo gene bu ikiz dingillere getirdi beni. Come on. Up we go. Oradan çıkış var. Abi peki
Allah Allah oğlum, ben takarım bak. Evet yani dışarı çıktık direkt. Side quest bitti. I found the two you mentioned. They're safe, but could probably use a hand. Is that everyone? It is. I dread to think what would have happened if you hadn't shown. Thank you, Hunter. Vahamet ne demek abi Vahamet? Sooner or later, someone's gonna have to deal with him. What does Vahamet mean ya? Oğlum, annem falan bilir bunun anlamını yani. Annem Osmanlıca okumuş kadın, edebiyat hocası. Anneme soracağım, Vahamet ne demek diyeceğim. What the what does Vahamet mean ya? Şunu bir açalım. Mızrakla dövüşüyorum ben. Nora savaşçısı, gard indiren. Derin odaklanma. Odaklanma yenilenmesi. Ha, bir de bunlara bir iki kez basılabiliyor. Galiba. Vahamet, korku verici, tehlikeli durum, kötü ve güç durum. Arkadaşlar aslında suç biz de eleştirmememiz lazım. Hem oyun oynuyoruz hem de Türkçemiz zenginleşiyor. Abi ya işte ne? Arabamda kokainle yakalandım. Vahameti cümlede kullanalım. Arabamda 10 kilogram kokainle yakalandım. Kanka çok vahamet bir durum. Mesela. Şimdi sırada sizden, chatten bekliyorum. Vahameti cümlede kullanın arkadaşlar. Ben de böyle sıçrıyorum o zaman oraya. Abi, ben o soru işaretine gideceğim abi. Gideceğim de nereden gideceğim? Arno, Ronald Rat, hoş geldiniz. Okey, buradan. İngilizce mission ismi deep trouble imiş. Derin tehlike. Abi sadece tehlike de. Başı belada de. Vahamet. Vahamet biraz kulağa Baphomet gibi geliyor böyle sanki. Derinlerden bir iblis çağıracakmışız gibi. Oh mighty Vahamet. Hear our prayers mighty Vahamet. Vahamet geliyor böyle bir tane. Hepinizin amına koyarım, tehlikedesiniz. Abi tıkalı yolun da soru işaretini mi koydunuz ya? Ben yine mi kandırıldım ya? Ey halkım, kandırıldım. I don't have sabır. Vahamet ortalama. Jetlag hoş geldin. Jetlag. Sadece Jetlag gelmiş yayınlar demiş. Arkadaşlar o zaman Horizon oynadık 3 saate yakın. Biraz Hotline Miami ve Katamari mi oynasak? Sadece benim beğenmedim falan değil o. Yanlış anlaşılmasın da bir önceki Horizon'ın çok benzer bir tadı var yani. RPG oynayayım mı? Jetlag. Geçen gün Dragon Quest. Kaç gündür RPG oynuyorum zaten. RPG'den kastın ne?
Zaten kaç gündür RPG oynamıyor muyum ben? Dragon Quest oynadık, Octopath oynadık. RPG dışında hiçbir şey, başka bir şey oynamıyorum aslında ben. Ha, Octopath'i sildim. Octopath tanıttım, sildim. YouTube'a videosu gelecek. Abi craft nerede yapacağım ben ya? Craft masası yok. Neyse, son açılacak herhalde. Ben mount'umu nasıl çağırıyorduk? Ha. Oluş. De. De de dül dül de de dül dül. Sen dül dülsün, ben bülbül. Bilinmeyen kamp ateşi. Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Ne varmış ki burada kamp ateşi? Fast travel yani. O zaman madem Ranatrat diyorum, Dublar Mike'da Hotline Miami kurmuş, o zaman ben de Dublar Mike'a spoiler vermek için Hotline Miami mi oynuyorum? Chat, ne dersiniz? Sabır sınırı. O zaman şimdilik birazcık Horizon'a ara verelim. Horizon dursun biraz. Horizon normal bir açık dünya aksiyon oyunu gibi şu an. Tam da sabır sınırında bırakması, değil mi? Horizon bir önceki oyunun aynısı gibi ya. Xenoblade devamı gelse. Gelir, o da gelir. Herkes ayrı bir şey istiyor. Ben ne yapayım? Şimdi böyle yapalım ki aynı şeyi yapmayalım, değil mi Taylancığım? Ubisoft oyunu seviyesinde mi? Gereksiz, hangi Ubisoft oyunu kastettiğine bakar. Ben Ubisoft oyunlarına çok hate'leyen birisi değilim. Ubisoft oyunlarına bandwagon yapıldığını düşünüyorum hatta. Yani herkes Ubisoft oyunlarına hate'lediği için Ubisoft oyunları hate'leniyor. Kimse oynayıp da kendi fikrini edinip hate'lemiyor. Ben oynayıp da beğenmiyorum veya beğeniyorum en azından. Mesela Valhalla bence fena değildi. Ama Watch Dogs oynamadım en sonuncusunu, Legion'ı. Şimdi insanların canını yakmayı sever misiniz arkadaşlar? Biz severiz. Yalnız yayında da başlık Horizon Forbidden West'e başlıyoruz başlık. Ama Hotline Miami oynuyoruz. Böyle insanları avucumuza alıp kandırıyoruz, paralarını çalıyoruz.